Arkadaşlar merhaba, Türkçehane'ye hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden sözcük türlerinden 2. karma testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde madameden ba fiildeki cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor. Ba fiilden kastettiği şey nedir arkadaşlar? Tabii ki zarf fiildir. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Yaşamın kıyısına gelmeden ruhunu dinlemeyi öğren. Bakın ne zaman ruhunu dinlemeyi öğrensin? Yaşamın kıyısına gelmeden. Görmüş olduğunuz gibi madameden zarf fiildeki cümleye ne anlamı katıyor? Zaman anlamı katıyor arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda bir dem sürelim şu dünyada ölmeden. Ölmeden ifadesinde madameden zarf fiildir. Peki ne zaman bir dem sürelim? Ölmeden. Madameden burada da cümleye zaman anlamı katmıştır. Hava kararmadan dağ başından dönmeliyiz eve. Ne zaman dönmeliyiz? Hava kararmadan. Madameden burada da zarf fiildir ve cümleye zaman anlamı katmıştır. Şairler yazmadan önce kimse ölümü sevmezdi. Bakın yazmadan derken madameden zarf fiil ekidir. Peki ne zaman sevmezdi? Şairler yazmadan. Madameden burada da cümleye zaman anlamı katmıştır. Fakat A seçeneğine baktığımızda umudu karartmadan, sevinci yitirmeden bekle. Arkadaşlar karartmak fiil, madameden zarf fiil ekidir. Yitirmek fiil, madameden nedir burada? Zarf fiil ekidir. Beklemek de fiildir. Nasıl beklesin? Sevinci yitirmeden. Nasıl beklesin? Umudu karartmadan. Bakın buralar arkadaşlar durum zarfı görevinde kullanılmıştır. O yüzden buradaki madan meden ekleri de cümleye ne anlamı katar? Durum anlamı katar. Bunun diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 2. soru. İken zarf fiileki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ötekilerden farklı bir sözcük türüne eklenmiştir? İncecikken ifadesinde ince nedir arkadaşlar? İsimdir. Dolayısıyla ken zarf fiileki isme eklenmiş. Yiğitken ifadesinde yiğit isimdir. Bakın ken zarf fiileki yine isme eklenmiş. Güzelken ifadesinde güzel isimdir. Ken eki yine isme eklenmiş. Gencecikken ifadesinde genç isimdir. Ken zarf fiileki yine isme eklenmiş. Beklerken ifadesinde beklemek fiildir. Ken zarf fiileki bu sefer fiil eklenmiş. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. 1, 2, 3 ve 4 isme eklenmişken zarf fiil eki, 5 numaralı sözcükte ise fiil eklendiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 3. soru. Aşağıdaki bağ fiiliklerinden hangisi cümleye zaman anlamı katmaz? Ince ince eki. Örneklerle açıklayalım isterseniz. Sen gelince çocuklar dışarı çıktı. Çocuklar ne zaman dışarı çıktı? Sen gelince. Bakın ince ince ki burada cümleye zaman anlamı katmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İken ekine bakacak olursa çalışırken müzik dinliyordu. Ne zaman müzik dinliyordu? Çalışırken. Yine ne zaman sorusuna cevap alıyoruz ve ken eki burada da zaman anlamı katmıştır. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Madam meden ekine bakacak olursa okula gitmeden önce kahvaltı yapardı. Ne zaman kahvaltı yapardı? Gitmeden önce. Madam Medim eki burada da zaman anlamı katmıştır. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Dığında diğinde ki. Bunu da bir örnekle açıklayalım. Ali çocukları doğduğunda Ankara'daydı. Bakın ne zaman Ankara'daydı? Çocukları doğduğunda Ankara'daydı. Yine ne zaman sorusuna cevap aldık? Dığında diğinde ki burada da zaman anlamı katmıştır. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat maksizin meksizin ekine bakacak olursak burada bunu da bir örnekle açıklayalım isterseniz. Elif durmaksızın konuşuyordu. Konuşuyordu fiil. Nasıl konuşuyordu Elif? Durmaksızın yani aralıksız. Bakın maksizin meksizin ifadesi fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burada cümleye durum anlamı katmıştır. O yüzden zaman anlamı katmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 4. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir adı niteleme göreviyle kullanılmamıştır. Bakalım, doğal destanlar derken destan isim, nasıl destanlar? Doğal destanlar. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı bize neyi verir? Tabii ki niteleme sıfatını verir. O yüzden doğal sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Bir ismi belirtmiştir, nitelemiştir. O yüzden 1 numaralı sözcüğü eleyebiliriz. 2 numaralı sözcük dursun. 3'e bakıyoruz. Ulusal bir ozanca ifadesinde ozan isim. Nasıl ozan? Ulusal ozan. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da niteleme sıfatıdır. O yüzden 3'ü de elemiş oluruz. Şiirleştirilen ürünler. Ürünler isim. Nasıl ürünler? Şiirleştirilen ürünler. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için bu ifade de niteleme sıfatıdır. O yüzden 4'ü de elemiş oluruz. Yapma destanlar. Destan isim. Nasıl destan? Yapma destan. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap aldığımız için 5 numaralı sözcükte niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat 2 numaralı sözcüğe baktığımızda çocukluk dönemleri diyor arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız hatta ulusların çocukluk dönemleri. Burası komple nedir? 3 sözcük anlamca bir araya gelmiş ve zincirleme isim tamlaması oluşturmuştur. O yüzden çocukluk sözcüğü de burada isim görevinde kullanılmıştır. 2 numaralı sözcük yani çocukluk ifadesi niteleme sıfatı değil isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 5. soru, numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir eylemsidir diyor arkadaşlar. Bakalım, barındıran kelimesinde barındırmak fiil, an en eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Esinlenmek fiil, arak erek eki nedir? Zarf fiil ekidir. Çevirdi ifadesinde çevirmek fiil, dıktık eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Anlattığı derken anlatmak fiil, tıktık eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Kalanları ifadesinde kalmak fiil, an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Farklı olanı sormuştu. 2 numaralı ifade zarf fiil, diğerleri de sıfat fiil olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf fiil göreviyle kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Aldığında ifadesinde bakın dığında diğinde nedir? Zarf fiildir. Bunu elemiş oluruz. 2 numara dursun. Uzayıp derken uzamak fiil, ıp ip eki nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Anlaşılınca ifadesinde anlaşılmak fiildir. Inca ince eki zarf fiil ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Bittiğinde ifadesinde bitmek fiildir. Yine dığında diğinde ifadesi burada da zarf fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat 2 numaralı sözcükte bilmek fiil, bakın buradaki dıktık ekidir. Dıktık eki anası mezar dikecekmişten sıfat fiil olur. Diğerlerinden farklıdır. Yani zarf fiil göreviyle kullanılmamıştır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. soru. Bazı belgisiz sıfatlardan sonra gelen adlar çokluk ekini almaz. Aşağıdaki belgisiz sıfatlardan hangisi bu kurala örnek gösterilemez demiş. Arkadaşlar buradaki sözcüklerin sonuna insan kelimesini getirelim. Bakın birçok insanlar desem olmaz, bunu elemiş oluruz. Çoğu insanlar desem olmaz, bunu da elemiş oluruz. Birkaç insanlar desem bu da olmaz, bunu da elemiş oluruz. Hiçbir insanlar desem bu da olmaz, bunu da elemiş olurum. Fakat ben bir takım sözcüğünün sonuna bir takım insanlar desem bakın sıfat tamlaması kuruyor. Lar eki burada anlamlı bir bütün oluşturmuş. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat göreviyle kullanılmamıştır? Geleneksel ayrımlama derken ayrımlama isimdir. Nasıl ayrımlama? Geleneksel ayrımlama. Burası niteleme sıfatı olur. 1 numaralı sözcüğü elemiş oluruz. Şiirsel türlerden derken tür isim. Nasıl türler? Şiirsel türler. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. O yüzden 2 ile elemiş oluruz. Didaktik şiirdir. Şiir isim. Nasıl şiir? Didaktik şiir. İsme sorduğum nasıl sorusuna cevap vermiş niteleme sıfatı. 3'ü de elemiş oluruz. Ne sözcüğü? Didaktik sözcüğü. Bakın arkadaşlar burası belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden didaktik sözcüğü de isim görevinde kullanılmıştır. Belirleyici özellik derken özellik isim. Nasıl özellik? belirleyici özellik isme sorduğum nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi 4 numaralı sözcük isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem niteleme hem de belirtme sıfatı almamıştır? Folklorik birçok öge derken öge isim, nasıl öge? Folklorik. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Birçok öge derken kaç tane olduğu net olarak belli değil. O yüzden burası da belgisi sıfattır. Belgisi sıfatlar belirtme sıfatının içerisinde yer alır. O yüzden 1 numaralı sözcük hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır. O yüzden 1'i elemiş oluruz. 2 numaralı sözcüğe bakalım. Kalıplaşmış bir yapı diyor. Yapı isim. Nasıl yapı? Kalıplaşmış. İsme sorduğum nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı. Bir sözcüğü de yine burada belgisizlik anlamı katmış. Belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfatlarda belirtme sıfatının içinde yer aldığından dolayı yapı sözcüğü hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır. O yüzden 2'yi de elemiş oluruz. Saptama kelimesinde saptama isim. Nasıl bir saptama? Yanlış bir saptama, niteleme sıfatı. Bir sözcüğü de bakın burada yine belgisiz sıfat olarak kullanılmış. Bu da hem niteleme hem de belirtme sıfatı aldığı için 3'ü de elemiş oluruz. 4 numaralı sözcüğe baktığımızda klişeleşmiş bazı şiirler diyor. Nasıl şiirler? Klişeleşmiş şiirler, niteleme sıfatı. Bazı sözcüğü de yine ismi belirtiyor. Fakat ne olduğu tam olarak belli değil. O yüzden burası da belgisiz sıfattır. Şiirler kelimesi de hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış. O yüzden 4'ü de elemiş oluruz. 5 numaralı sözcükte özellikler isim. Nasıl özellikler? Değişik özellikler, niteleme sıfatı. Fakat bakın burada belirtme sıfatı yok. Sadece niteleme sıfatı almış. O yüzden doğru cevabımız da 5 numaranın yer aldığı E seçeneği olacaktır. 10. soru. Kimi sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat göreviyle kullanılmamıştır? Kimi insanlar başkalarına yardım etmeyi bir erdem sayar. Bakın burada kimi sözcüğü insan kelimesini belirtmiş. İnsan nedir? İsimdir. Peki net olarak belli mi bu insanlar? Değil. O yüzden burada kimi sözcüğü belgisiz sıfattır arkadaşlar. Ben bundan dolayı A seçeneğini elemiş olurum. Çünkü kullanılmayanı sormuştu. Ölüm konusunu kimi ozanlar çok geniş biçimde işlemiştir. Bakın kimi sözcüğü burada da ozan kelimesini belirtiyor. Ozan isim. Hangi ozanlar? Kimi ozanlar? Yine bu ozanlar belli değil. O yüzden burası da belgisiz sıfat görevindedir. Ben bundan dolayı B seçeneğini de elemiş olurum. C seçeneği dursun. Kimi söylemler İnsan ruhunun derinliğini ortaya koyar. Bakın kimi sözcüğü burada da söylem kelimesini yani ismi belirtmiş. Fakat o söylemler net olarak belli mi? Değil. O yüzden kimi sözcüğü de burada belgisiz sıfattır. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Okuduğum kimi yapıtlar özgünlüğün kapılarını açar ifadesinde yapıt isim. Hangi yapıtlar? Kimi yapıtlar. Bakın kimi sözcüğü de ismi belirtmiş. Net olarak belli değil. O yüzden burası da belgisiz sıfat görevindedir. Bundan dolayı ben E seçeneğini de elemiş olurum. Fakat C seçeneğine baktığımızda gerçeği anlatmak için kimi roman, kimi hikaye yazmayı yeğler ifadesinde kimi sözcükleri bakın burada ismin yerine geçmiş arkadaşlar. Yani roman yazarlarının, hikaye yazarlarının adının yerine geçmiş. Ayşe, Fatma, Nuriye gibi. O yüzden kimi sözcükleri burada ismin yerine geçmiş. Fakat bunlar da net olarak belli değil. O yüzden burası ismin yerine geçtiğinden dolayı belgisiz zamir olarak karşımıza çıkar. Belgisiz sıfat görevinde değildir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 11. soru. Türkçe'de sıfatların bir bölümü fiil ya da isim köklerine getirilen yapım ekleriyle oluşturulur. Arkadaşlar diyor ki sıfatların bazıları diyor türemiştir diyor yani kısacası. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyecek bir sıfat kullanılmamıştır? Keskin sirke küpüne zarar verir. Sirke isim. Nasıl sirke? Keskin sirke. Burası niteleme sıfatıdır. Kesmekten keskin olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Yapım eki aldığına göre keskin sözcüğü türemiş bir sıfattır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Meyveli ağacı taşlarlar ifadesinde ağaç isim. Nasıl ağaç? Meyveli ağaç. Burası da niteleme sıfatıdır. Meyveden meyveli olmuş. Li eki burada da isimden isim yapım ekidir arkadaşlar. Bu da türemiş sıfattır. Bunu da elemiş oluruz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Dil isim. Nasıl dil? Tatlı dil. Burası da niteleme sıfatıdır. Tatmaktan tatlı olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. O yüzden bu da türemiş sıfattır. Bunu da elemiş oluruz. Kurt dumanlı havayı sever. Hava isim. Nasıl hava? Dumanlı hava niteleme sıfatı. Dumandan dumanlı olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu da türemiş sıfattır. Bunu da elemiş oluruz. Ama B seçeneğine baktığımızda iki el bir baş içindir ifadesinde el isim kaç el? İki el görmüş olduğunuz gibi asıl sayı sıfatıdır. Ve yapım eki almadığı için basit sıfattır. Bir baş ifadesinde baş isim kaç baş? Bir baş. Burası da asıl sayı sıfatıdır. Bu da yalın haldedir. Yapım eki almamıştır. O yüzden bu da basit sıfattır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır? Kısa sürede derken süre isim. Nasıl sürede? Kısa sürede. Kısa sözcüğü burada bakın niteleme sıfatı görevindedir. Bir külte derken bir sözcüğü burada herhangi bir anlamına geliyor. O halde kült isim herhangi bir anlamına geldiği için buradaki bir de belgesi sıfat olarak kullanılmıştır. 3 numara dursun. 4 numaralı sözcüğe baktığımızda uzak bir gelecek demiş. Gelecek isim nasıl gelecek? Uzak gelecek. Uzak sözcüğü burada da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Tek kişi derken kişi isim kaç kişi? Tek kişi. Tek sözcüğü burada asıl sayı sıfat olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar 5, 4, 2 ve 1 numaralı sözcükler sıfat görevinde kullanılırken 3 numaralı sözcüğe baktığımızda satan sözcüğü anası mezar dikecekmişten sıfat fiil eki almış. Yani bu sözcük nedir? Fiilimsidir arkadaşlar. Ne kadar satan? Çok satan. Çok sözcüğü fiilimsiyi miktar yönünden belirttiği için burası nedir? Miktar zarfıdır. O halde 3 numaralı sözcük zarf, diğerleri de sıfat görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da 3 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 13. soruya. 13. soruda bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamıştır diyor. Yani sıfat olmayan sözcüğü bize bul diyor arkadaşlar. Sözcüklere baktığımızda uyarlama isim. Nasıl uyarlama? Sağlam bir uyarlama. İsmi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır. O yüzden 5'i elemiş oluruz. Etki isim. Nasıl etki? Ürpertici etki. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Nasıl etki? Bıraktığı etki. Burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Prodüksiyon isim arkadaşlar. Peki nasıl prodüksiyon? Büyük. Büyük sözcüğü de isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. 2 ile elemiş oluruz. Bilim kurgu romanı diyor. Bakın ne romanı? Bilim kurgu romanı. Hatta Max Brooks'un bilim kurgu romanı arkadaşlar zincirleme isim tamlamasıdır. O yüzden bilim kurgu sözcüğü burada isim görevinde kullanılmıştır. Sıfat görevinde değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.